İyi günler. Bu videomuzda Infinix XE22 kablosuz kulaklığı tanıtmaya çalışacağım. Kulaklığı şu an 24 Aralık tarihi itibariyle Carrefour'dan toplam 199 yani 200 TL'ye aldım. 200 liraya alabileceğiniz bir kablosuz kulaklıktan çok fazla bir şey beklemezsiniz. Ama bunun teknik özelliklerine baktığımızda ise 40 mAh bataryaya sahip her bir kulaklık yani ikisi 80 miliamper. Toplam şarj ünitesi 500 miliamperlik kapasiteye sahip. Yani bu da demek oluyor ki iki kulaklığı 6 kez şarj edebiliyorsunuz ve toplam 36 saat size kullanım ömrü tanıyor. Yani bu da demek ki her kullanım, her bir şarjla 6 saat müzik dinleyebilirsiniz. Kulaklıklar 1,5 saatte şarj oluyor. E, şarj ünitesi 2,5 saatte şarj oluyor. 13 mm driver sahip. E, 10 metrelik bir kapsama alanı var Bluetooth Bluetooth versiyon 5.3, ee, şarj portu Type-C demiş. Burada yan tarafını çevirdiğimizi. Clear call via at noise cancellation, gürültü önleyici var diyor ama denemedim henüz. Rich bass and powerful sound, zengin bas ve güçlü müzik ses diyor. 36 saat oynatma zamanı, 60 milisaniyede gecikme zamanı. Oyun oynayanlar varsa diyor 60 milisaniye bir gecikmeyle, çok az bir gecikmeyle oyununuzu oynayabilirsiniz anlamında veriler yer alıyor. Evet açtığımız zaman bu şekilde burada kullanım kılavuzu yer alıyor. Şu şekilde bir şarj kablosu çıkıyor Type-C ve diğer tarafta USB. Evet çıkardığımızda Şöyle bir şu Bluetooth'a bağlanmak üzere hazır olduğunu anlayabiliyoruz burada yanım ışıktan. Kırmızı ve beyaz. Diğer tarafını çevirdiğimizde AirPods 3'ün tasarımının aynısı. Boyutları da aynı. Ama arkası tabii daha çıkıntılı bir yapısı var. Şöyle yandan baktığınızda. Şarj girişleri. Burada ise mikrofonu yer alıyor. Dokunma kısımları burada. Şimdi şöyle işlevler yer alıyor. Arkasında da bundan bahsetmiş biraz. Şu arkasını çevirdiğimizde Burada iki kere herhangi birisine iki kere tıkladığınızda pause ya da play moduna geçiyor. Bir önceki parçaya geçmek istediğinizde sol kulakla iki saniye basılı tutuyorsunuz. Sağ kulakla iki saniye basılı tuttuğunuzda ise bir sonraki parçaya geçiyor. Sağ kulakça bir iki her tıkladığınız aralıkta sesi açar. Sola ise her tıkladığınızda sesi bir tık kapatır azaltmaya başlar. Kulaklıkların müzik seviyeleri gayet yeterli. Fiyatına göre çok çok iyi. Ama normal kullanımda da yeterli. Ha bundan daha iyi kulaklıklar var mı? Tabii ki var. Mesela Soundbits 3 kullanıyorum. Bassları bundan çok çok daha iyi. Konuşurken mikrofon da fena değil. Yani karşı tarafa sesiniz net bir şekilde gidiyor. Hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Yani fiyatıyla değerlendirdiğiniz zaman gerçekten de alınabilecek fiyat performansı çok çok yüksek bir cihaz. Şu an dışarıda da muhtemelen 400 lira bandında satılıyor. Şu an Carrefour indirimli bir şekilde 200 liraya satıyor. Hatta yılbaşı öncesi sevdiklerinize bol bol bu kulaklıktan hediye alabilirsiniz. Bakın kolay bir şekilde menteşesi de gayet iyi çalışıyor. Ve yapışıyor, açılmıyor. Kulaklıkları yerleştirdiğimizde bakın düşmüyor kulaklık. Şarj ünitesinde duruyor, tutuyor bunları. Gayet kullanışlı, güzel. Yani bu fiyata alınabilecek tek cihaz diyebilirim. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.